İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Lyon'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosüt kurbanlarının anısına anma töreni. Avustralya Liberal Partisi ülkedeki muhalefet liderine Ermenilere karşı işlenen soykırımı tanıma çağrısında bulundu. Tiflis'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Armenosüt gösterisi. Zaharova Rusya, Ermenilere yönelik soykırım armenositi her zaman kendi acısı ve talihsizliği olarak algılamıştır. Davuşta mücadeleye rağmen mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Gagik Ginosyan'a adanan büyük çaplı dans gösterisi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermenilere karşı uygulanan soykırım armenosit kurbanları için anma töreni, Lyon'daki Antonin Pons Meydanı'nda 24 Nisan 2024 günü saat 12'de düzenlendi. Anma törenine makamı Lyon'da bulunan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ile o bölgede Batı Ermenistan Milletvekili ve Fahri Konsolosu Karabet Antosyan katıldı. Videoya Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten TV'nin YouTube sayfasından ulaşılabilir. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının 109. yıl dönümünde bir sonraki federal seçim için onaylanan 7 Avustralya Liberal Parti adayı muhalefet lideri Peter Dadına ortak bir bildiri yayınlayarak kendisini ve yeni gelen liberal hükümeti 1915-1923 olaylarını soykırım olarak doğru bir şekilde tanımlamaya çağırdı. 23 Nisan 2024'te muhalefet liderine gönderilen mektup adaylar Jisel Kapteryan, Doktor Keti Alın, Tim Wilson, Manny Scello, Keti Malins, Scott Yan ve Fio Zografos tarafından onaylandı. Avustralya Liberal Partisi 1915-1923 Ermeni, Asuri, Süryani ve Rum soykırımlarına ilişkin parti politikasını 2023 yılında onaylamıştı. Avustralya çapında binlerce insan Avustralya Başbakanı ve muhalefet liderinin sonunda soykırım, jenosit, armenosit kelimesini kullanma cesaretine sahip olup olmayacağını endişeyle bekliyor. Gürcistan Ermeni cemaatinin Facebook sayfasından öğrendiğimize göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 24 Nisan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarının 109. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyükelçiliği önünde talepkarlık gösterisi düzenledi. Büyükelçiliğin önünde de Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit 1915-2023 sergisi açıldı. Gösterinin ardından bir grup genç Avrupa Birliği temsilciliği önünde eylemine devam etti. Aynı gün sabah Virahay Gürcistan Ermenilerinin Piskoposluğunun Surp Gevorg Presbiteryen Kilisesi'nde Piskoposluk Vekili Piskopos Davityan'ın başkanlığında işlenen soykırımın Armenosid'in kutsal şehitleri anısına, inançları ve vatanları uğruna ölen Ermenilere karşı ifadelerine yer verildiği bir şefaat töreni gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zakharova haftalık briefinginde Rusya'nın Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosidi her zaman kendi acısı ve talihsizliği olarak algıladığını söyledi. Zaharova açıklamasında 24 Nisan Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarının bir yıl dönümüdür. Bu üzücü tarihin müttefikimiz Doğu Ermenistan'ın dost canlısı insanları ve Rusya'daki milyonlarca Ermeni diasporası açısından büyük bir tarihi, manevi, ahlaki ve siyasi önemi var. Bu trajediyi her zaman kendi acımız ve talihsizliğimiz olarak algıladık dedi. Ona göre Moskova, soykırımın Armenosid'in resmi olarak tanındığını ilk duyuranlardan biriydi. Dün Rusya'nın birçok şehrinde anma ikinlikleri düzenlendi. Doğu Ermenistan'ın Davuş bölgesinin Kirants köyü bölgesinde mayın temizleme çalışmaları yapılıyor. Köylülerin mücadelesine rağmen çalışmalar başlatıldı. İnsanların bölgeye yaklaşmasına izin verilmiyor. Davuş piskoposluğu lideri Başpiskopos Bagrat Kalisyan gazetecilere verdiği demeçte Doğu Ermenistan hükümetinin yasa dışı ortaklarıyla başlattığı yasa dışı faaliyet bizim açımızdan kabul edilemez herkesin şunu bir kez de anlaması gerekiyor. Doğu Ermenistan'ın mevcut hükümetinin başkanı neredeyse tek başına düşman bir ülkenin baskısı altında vatanımızdan tek taraflı taviz verme kararı aldı. Bizim isyanımız bununla ilgili bu yasayı usulü ve uluslararası anlaşma ilkelerini ihlal ediyor dedi. Din adamı Bagrat Kalışyan şöyle devam etti. Ermeni halkına, aydınlarına, herkese hitap ettiğini söyleyerek Şimdi sesinizi yükseltmenin, protesto etmenin zamanıdır. Yoksulluk içinde yaşamak yeterlidir. Doğruyu söyleyin. Bu millet 30 yıldır sizi şereflendirdi. Bunu inkar edemezsiniz. Her şekilde protesto etmelisiniz. Bu Doğu Ermenistan'ın ve Ermeni devletinin kritik saatidir. 1982 yılından bu yana UNESCO'nun Uluslararası Dans Konseyi'nin gelişimiyle 29 Nisan Uluslararası Dans Günü olarak kutlanıyor. Kareograf Piotr Gusev tarihi önerdi ve günde tesadüfen seçilmedi. Tarihte modern balinin babası olarak anılan ve 1727-1810 yıllar arasında yaşamış Fransız kareograf bale teorisyeni reformcu Jean-Georges Nover 29 Nisan'da doğdu. 29 Nisan Uluslararası Dans Günü dolayısıyla saat 10'da Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinematografi Enstitüsü girişinde geniş çaplı dans gösterisi gerçekleştirilecek. Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinematografi Enstitüsü öğretim görevlisi Gagik Ginosyan'ın canlı anısına ithaf edilmiştir. Ve 11-13 saatleri arasında bölgesel müzik okullarının, geleneksel topluluklarının, devlet topluluklarının ve diğer dans gruplarının katılımıyla Başkent'in Cumhuriyet Meydanı'nda Milli Ruh'ta Dans Festivali adlı kültürel program gerçekleştirilecek. Festivalin organizatörü ise Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinematografi Enstitüsü'nün kareografi bölümü öğretim görevlisi Artur Harutyunyan'dır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamlarının yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arsen Hamparyan tarafından seslendirilen ve Armenoside kurban giden Batı Ermenistanlı şair Daniel Varujan'ın Andastan adlı eserini sunuyoruz. <Sessizlik> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.